Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Ben Hasan. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar köy hayatına devam ediyoruz. Acayip bir soğuk var köyde. Şu anda kar da yağıyor. Sizlere bir ufak gezdireyim. Şöyle hem de buzları göstereyim. Buz sarkıklarını. Kameramı çevireyim. Cesur sen mi geldin lan? Aslan oğlum benim. Davar yoktu bugün. Yat iştahsınız ha. İki gündür yatıyorsunuz. Gerçi dün gittim işte, bugün de var, gitmedi arkadaşlar. Kar hiç durmadı, sabahtan beri yağıyor. Gel küçük küçük. Gel. Gel oğlum. Gel sen de yerin bakayım, karnın şişmiş ya. Gel buraya bakayım bir ya. Gel. Küçük küçük. Gel. Ne yedin sen aslanım? Ne 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 ne? Bunun sevgisi gösterisini. Allah'ım, Allah'ım. Karına karına. Ne yedin oğlum sen? Senin yüzün niye şiş lan? Soğuktan mı şişti? Ana, ay, elimi kesti. Dırnak var ki. Şişt. Aa, fındık da gelmiş. Fındık da gelmiş. Cesur, bunlara öğret bak. Savaşmayı öğret. Tamam mı babaları? Babası mısın bilmiyorum tam da. Şunun babası değilsin. Bir kere bunun burnu ak. Bak bu, ulan üstümü hep batırdın ya. Bakın bu Cesur'un peşini bırakmayın, tamam mı siz? Tamam mı fındığım? Bu, merhaba. Merhaba. Akıllı bunlar ya, akıllı ya. Akıllı kız bu. Bak nereye gidiyor, bir gelin bana peşinden nereye gidiyor. Hadi. Arkadaşlar kar bayağı yağıyor. Bu bir şey yemiş ama ben çözemedim. Karnı şiş. Bayağı yağdı, bir de havası da soğuk şöyle. Bakın evden nasıl buzlar sarkmış. Gece daha soğuk olacak herhalde. Kar durursa işimiz kötü. Kar yağarsa sıkıntı yok. Bak bu da benim sesime alıştı. Hemen çıkıp geldi. Alıştı mı kız? Acıktınız mı? Yallarınızı vereceğim ben sizin, durun. Aslan bunlar, aslan. Burada kimler varmış? Burada kimler var? Oo, siz burada mı yatırsınız lan? Arkadaşlar burası sıcak. Çünkü aşağıda oğlaklar olduğu için nefesleri yukarıya doğru gidiyor. Buhar çıkarttırıyor çatıdan. Bundan dolayı da tavuklar da burayı seçmiş. Şu da horoz mu ya? Şu horoz. Onu biliyoruz da şu paçalları bilmiyorum arkadaşlar. Pek anlamıyorum tavuktan. Böyle aldık işte. Duruyorlar. Şşt. Dövüşmeyin. Şşt. Arkadaşlar kar hala devam ediyor maşallah. Motorum da karlar altında kaldı. Burada bir de kedicik var. Bizim kedinin bu avradı arkadaşlar. Bizim bir erkek sarı kedimiz var. Bu da onun manitası. İki tane de çocukları var. Hiç ayrılmıyorlar birbirlerinden. İki tane çocuk yaptılar. Tam aile oldular yani. O kadar birbirlerini seviyorlar ki birbirlerini yalıyorlar, öpüyorlar, kokluyorlar. Çok iyi bir ilişkiler var. Düzenli gidiyor. Orada da gazlar var. İbrahim abinin. Bugün bir tanesi çıkmış dışarıya geziyor. Ben de tuttum getirdim. Yerine koydum, köpek falan alır sonra. Sıkıntı olur diye. Arkadaşlar bugün soğuk. Serçeler de burayı yurt edindi. Bakın. Buralarda yiyecekler falan buluyorlar ya. Kumrular, serçeler buralara geliyorlar. Bak şurada yerdeler bak. Bir tane oğlak mı eliyor? Bir bakayım bakayım ne olmuş, o sesin sıkışmış falan mı? Arkadaşlar indim baktım oğlağa bir şey mi oldu diye. Küçük oğlak, büyük oğlakların yerine yanına girmiş. Bugün biraz hızlı girdikleri için oradan sesleniyor. Beni çıkarın, ben burada yiyemiyorum diye. Onlar, onu küçük oğlakların yanına getirdim. Yani arkadaşlar boy boy ayırmanız lazım. Yoksa birbirlerine yedirtmiyorlar.
Biz de boy boy ayırıyoruz keçileri, oğlakları falan da hepsi eşit şekilde karınlarını doyursun diye. Şimdi arkadaşlar videomu kapatacağım. Sizlere bir sürprizle geleceğim. Kışın soğuk havalarda köyde en güzel ne gider, ne içilir onu göstereceğim sizlere arkadaşlar. Evet arkadaşlar, videoma kaldığım yerden devam ediyorum. İşte size sürpriz tarhana çorbası arkadaşlar. Köy tarhanası. Kışın süper gider. Bunu da kediye döküveriyoruz pilavın üstüne. Bizim erkek sarı kedinin yavruları acıkmış. Çorbayla beraber içleri ısınır. Hani Keloğlan filminde var ya arkadaşlar, Aygız'ı uyandıran çorba bu. Soğukta süper gider. Biliyorsunuz bu işi ben Konya'da yapıyorum. Kış aylarının bir numaralı çorbası bence tarhana çorbası. İkincisi de arabaşı çorbası arkadaşlar. Biz genelde gördüğünüz gibi böyle tencerede pişiriyoruz bu tarhana çorbasını. 2-3 gün gidiyor. İçine arkadaşlar yazdan kuruttuğumuz keçi kemiği, yani biraz etli biraz kemikli, ondan koyuyoruz. Kuruduyoruz eti yazdan. Ondan sonra bunu çorbanın içine atıyoruz. Patates atıyoruz. Nohut atıyoruz. Ondan sonra karıştıra karıştıra 2-3 saat pişiriyoruz. Pişiriyorsun bunu arkadaşlar. Taranayı da yaylada yapıyoruz. Kuruduyoruz. Yani yarmadan, yoğurttan yapıp ondan sonra kurudup kışında böyle çorba yaparak, kavurarak, kavurması da oluyor. Çorba yaparak yiyoruz. Bu soğukta da insanın içini bu çorba gerçekten ısıtır arkadaşlar. Herkes hakkını helal etsin valla. Yani canı çeken, buraya gelebilen arkadaşlara davet ederiz. Yani buraya gelebildikten sonra iyi kötü bir günde onlar için yaparız bu çorbadan. Mis gibi içiririz. Üzerine biraz da tereyağı. Bundan sonra biraz da kekik attık mı arkadaşlar, 10 numara içmesi oluyor. Sabah içiyoruz. Akşam içiyoruz. Sabah da güzel oluyor. Isıtıyorsun, içiyorsun. Yani kış aylarının mükemmel bir çorbası bu bizim için. Ondan sonra zaten havada buz gibi, iyice soğumaya da başladı. Buzlar falan sarkmaya başladı. Kar da yağıyor. Gerçekten süper gider. Dediğim gibi hakkınızı helal edin arkadaşlar. Bakın dışarısı da böyle. Buzları görüyor musunuz? Şöyle çekeyim sizler için. Bakın buzlar sarkmaya başladı. Aşağıda bir şey var mı? Yok. Bakalım inecek mi? Oh, donmuş. Bu buraya donmuş kalmış ya. İttiriyorum da iner mi diye inmiyor. İşte Battal Gazi'nin kılıcı arkadaşlar. Bu daha kısası yani. Bunun daha da uzun donduğu günler olacak buralarda. Daha yeni başladı kış arkadaşlar. Neyse. Bu videomu da burada bitireceğim. Şöyle kameramı çevireyim. Sizlere veda edeyim. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldim. Herkes hakkını helal etsin. Çorbayı biz içeceğiz. Ama yolunuz düşerse eğer Konya Bozkır Karacahisar Köyü'nde bir gün sizler için de müsait olursak yapmaya çalışırız. İkramda bulunmaya çalışırız. Zaten gelenler, misafir olanlar bilir bizim misafirle ne kadar çok, ne kadar iyi ilgilenmeye çalıştığımızı, elimizden geleni, soframızda ne varsa paylaşmaya çalıştığımızı. Neyse, kendinize iyi bakın. İnşallah bu videoyu da beğenirsiniz. Aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Destek olmak için yorum yapın arkadaşlar. Yorumları okuyorum. Elimden geldiğince, internetim çektiğince cevap vermeye çalışıyorum. Kanalıma da abone değilseniz abone olarak destek olabilirsiniz bana. Bu yolda benimle birlikte olabilirsiniz. Yani bana bir katkıda bulunabilirsiniz. Şehirlerden, hangi şehirden, hangi ülkeden izliyorsanız hem hayatımızı paylaşırız. Birlikte neler yaşıyoruz, hayvancılıkla neler oluyor, nasıl oluyor, onları izlettirmeye çalışacağım sizlere. Görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık. Bir dahaki videoda görüşürüz arkadaşlar. Konusunu bilmiyorum. Ne çekerim? Hep anlık çekiyorum. Bu videoyu da bir anda çektim arkadaşlar. Görüşmek üzere.